yağ gidiyor. Arkadan yağ gidiyor, haberimiz yok. Yağ yapmış. Gidiyormuş vallahi, içeride yağ kalmamış arkadaşım. Anıl. Yaktın bizi Anıl, vallahi yaktın. Ne o ikide bir? Oğlum yakıttan çok yağ alıyorsun lan arabaya. Azıcık harçlık verdik polislere. Adam parayı alınca öyle bir sevindi ki. Maruz'u görmüş ki. Lan bak yine notu bu diyor bokok. Abi dik bokok. Nay. Maşallah. Bak maşallah. Tamam kes. Kes atçını ya. Arabama laf söyletmem lan. Motorda yağ kalmadı. Hadi yarışalım. Yok bro, sen araba motor gidici var. Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videoda Anıl'layız. Anıl'la birlikteyiz. Anıl ne yapacağız? Valla ne yapacağız? Söyle bakalım. Şu an aklımda çok güzel bir fikir var. Tercihinde kaldım sabah sabah. Sabah hafta saat 5'te yola çıkacaktık arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne yolu? Evet, Sıla yolu. Anıl duramadı. Ben bu sene Sıla yolu yapmazsam rahat uyuyamam dedi. Rahat edemem dedi. Aynen. Biz de dedik ki o zaman madem bir de bir proje yapalım. Bundan önce konuşmuş olduğumuz gibi. Bak size projeleri hemen gösterelim. Konuşmuş olduğumuz gibi proje araçlarımız. Anıl, vallahi rezil olacağız ha. Ne yapıyorsun sen Sevanköy'ünde daha? Nerede kahvaltı yapmadık, bir şey yapmadık sen. Oho. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu iki canavarla E36 Cabrio'la üzerine hardtoplarımızı taktık. Bunlarla Allah izin verirse Türkiye'ye İnşallah. Gideceğiz. Sılayla yapacağız. Almanya, Hanover'dan çıkıyoruz değil mi? Aynen. İstersen çıkalım artık. Çıkalım değil mi? Çıkmadan önce de arabamızın şöyle giderkenki halini göstereyim arkadaşlar. Anıl boyasız M paketleri taktı. M paketinin tamponlarını taktı. Ben de böyle boyalı moyalı, yamalı yumalı, orijinal şekilde böyle toplayabildik. Jantlar benim berbat. 18'lik. İnşallah vallahi rahat Allah gideriz. Vallahi Allah yardımcın olsun yolda. Yani şöyle yan marspiyerlerimiz de var. Onları bir tutturduk çünkü oraya delik açılması lazım. Bizim araçta öncülerin M paketi yoktu. Arka tamponumuzu da taktık. Aracın içinde bir ton parça götürüyoruz arkadaşlar. İnşallah gümrüklerde sıkıntı yapmazlar. Torbaların içi falan hep parça dolu. Erzaklarımız, bagajımız da yine öyle şekilde parça dolu. Ufak tefek istek dolu. Biliyorsun Türkiye'ye gidiyoruz arkadaşlar. Yani, değil mi Anıl? Ya, yer var sende de. Daha biraz yer var ama öndeki eşyaları da oraya atacaktık. Bak, ben ne yapayım? Arkadaşlar şöyle de bir şey var. Ama iyi bagaj şeyi var. İyi doldurmuşsun sen i̇yi ha. İyi doldurdum. Şöyle de bir şey var. Arabaya bayağı bakım yapıldı değil mi? Anıl ufak tefek şöyle bakımlarını geç size gösterelim. İnşallah şimdi yolumuz önce Türkiye. Aynen. Kapı, Edirne Kapıkule. Değil mi? Aynen. İnşallah tas tamam sağ salim varız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. An itibariyle Sıla yolu 2022'ye girmiş bulunuyoruz. Ne güzel bak, Opel'lerimizden de aynı yeni model M'ler gibi, yani bu M3 olsun, M5 olsun, M8 olsun. Egzoz sesimiz arkadaşlar, yani devir sesimiz falan böyle devre girdiğimiz zaman Opel'lerden geliyor bak. Bak bak. Neyse şaka maka. İnşallah sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Umduğumuz gibi gideriz. Şu anda hedef bu arabayla sağ salim başlarına bir iş gelmeden, bizim başımıza bir iş gelmeden Türkiye'ye varmak. Bu sene uçakta zaten uçağa binmeden önce anlatmıştım. Araba yolculuğunu seviyoruz. Ve böyle de bir proje yapmak istiyorduk Anıl'la birlikte. Dedik neden olmasın. Bir de bir denemiş oluruz biz de. Öylelikle bu arabaları aldık. Şu anda yola çıktık. İnşallah Allah pişman, yani inşallah pişmanlık hissimiz ya da bir düşüncemiz değişmez. Pişman olmayız inşallah bu projeyi yaptığımız ya da yapacağımız için. Umarım ki her şey yolunda gider. Anıl da zaten nargilesini tüttürüyor. Kötü örnek. Arkadaşlar sakın siz nargileni içmeyin. Böyle bir şey yapmayın. Gerek yok yani. Hadi yolumuza devam bakalım. Evet arkadaşlar. Daha şu an 130 kilometre yol yaptık. Ve Stav'a yakalandık bile. Yani yollar kalabalık. Trafik yoğun. Burada yol kapatması var. Yol tamiri var herhalde. İlerliyoruz bakalım. Dresden'e doğru gideceğiz. Oradan sonra Çek'e gireceğiz arkadaşlar. Çek'ten doğru
Allah izin verirse yolumuza devam edeceğiz. İlk depomuzu aldık. Almanya'da. Aşağı yukarı 60 litre yakıt aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 120 euro tuttu. Bunları size göstereceğiz bakalım. Yol masrafımız ne kadar tutacak? Buradan varacağımız istikamete doğru. İstikamete kadar. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı 260 km geldik. Nasıl geldik? Biraz berbat geldik. Ama iyi geldi yine de. Ama çok yol tamiri var ya. Var var, boş dedi. Anıl dedi ki ben bir küçük abdeste gitmem gerekiyor. ben daraldım, sıkıştım dedi. Bir duralım dedi. Bir de arabadan duman geliyor senin dedi. Ne zaman geliyor diye soruyor bana. Ben tahmin ettim. Her 6-7 bin devere gelince böyle duman atıyor araba, biliyor musun? Ben 7.5'a falan geldim. Devir sayısını bitirdik. Ama merak ettim. Şimdi bak 7 bin devir diyor. Tut bakayım bir bunu. Nasıl duman atıyormuş? Ben de merak ettim. İnşallah bir şey olmaz yani, başla da. İnşallah. Olacağım. Neyse, ihtiyacımızı görelim, ondan sonra yollara devam edelim. Aynen. Dresden tarafına doğru gidiyoruz. Değil mi? Çek Prag'a doğru gideceğiz. Çek'e doğru geçeceğiz şimdi. Prag'a da geçeceğiz. Aynen. Ama önce Dresden'e gideceğiz. Dresden. Daha var bir 200-250 kilometremiz var değil mi? Var var. Evet Anıl, şu an Çek'e girmiş bulunuyoruz değil mi? Aynen. Alacağız bakalım. Çek'e girdik. Şimdi vinyet sırası bekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arabaları buraya park ettik. Şurada şimdi vinyet sırası bekliyoruz. İki tane vinyet almamız gerekiyor. Yani. İki ayrı araca. Sadece tek gidiş alacağız. Aynen. Bakalım kaç euro tutacak vinyetler. Ne oldu Anıl? Yine neye bakıyor? Aklım bir şeye takıldı ya. Niye? Şimdi öndeki araba Audi export plakası. Almanya'nın export plakası. Yani bu ne demek? Bu adam arabayı Almanya'dan aldı. Üstüne export plakasını vurdu. Üstündeki araba da plakasız. Nasıl geldi gitti belli değil. Oradan aldım. Abi neyse, onu da çekti. Arkada arabanın üstünde olduğu şey Romo. Romanya plakası. Nasıl oldu bu iş? Bu iş nasıl oldu? Adam bunu taşıyordu, yürüyerek mi götürdü? Nasıl oldu bu iş? Onu çözemedim. Yani 3 araba, 3'ü de aynı kişinin ama 3'ü de farklı plakalı bir şey yani. Çözemedim, bilmiyorum. Neyse. Demek ki insan böyle sıra beklerken bu tür şeyler gözüne çarpıyor değil mi? Aynen. Evet Anıl, evet. 10-15 dakika orada bekledikten sonra biz pes ettik arkadaşlar. Dedik ki bir dahaki benzinliğe gidelim. Bir dahaki benzinlikte alırız vinyetimizi. Çek için aynen. Vinyetini almak için bir dahaki benzinliğe gidelim dedik. Yola çıktık. 40 km ilerledik. Sonra buraya geldik ki benzinliğe vinyet alacağız. Yok, burada vinyet satılık değil dedi kadın. Online yapacaksınız dedi. Bu niye bizim aklımıza gelmedi? Bundan önce de zaten online almıştık vinyeti Anıl. Yani. Neyse, burada hemen 2 dakikada online aldık. Ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Önceden 10 euroydu vinyet. Şimdi 12 euro 65 kuruş olmuş. 20 euro değilmiş yani. Ama biraz da zam gelmiş. Vinyet bile zam yemiş. Ya, vinyet bile zam yemiş. Ne yediyse ben anlamadım ama. Neyse, Ukrayna'dan geliyordur bu vinyet kesin. Arkadaşlar hadi bakalım, yolumuza devam ediyoruz. Şu an Prag'a doğru ilerleyeceğiz. Aynen. Hadi bakalım. Evet. Arabamızı da çalıştırdık. Şu ana kadar 450 km gelmişiz. Kapıkule, Edirne Kapıkule'ye. Daha 1645 kilometremiz var arkadaşlar. 14 saatlik yolumuz var aşağı yukarı. Acelemiz yok. Zarar ziyan gelmesin yeter. O yüzden dinleye dinleye böyle dura dura. Sonuçta iki arabada tek şoför. Kendimizi yıpratmayalım. Ama bu arabadan ilk başta korktum gerçekten. Bu iyi mi değil mi diye bayağı bir düşündüm. Bu almış olduğumuz karar. Arabalarla Türkiye'ye gerek var mı gitmeye falan diye bayağı bir düşündüm ama şu ana kadar iyi ilerliyoruz. Yani o konuda sıkıntım yok. Şuradan bakalım şimdi. Sadece tek sıkıntım, araba sollamaya girdiğimiz zaman ani yırtıyor. Anıl da geliyor arkadan ama. Arabamız 320, 150 PS, 150 beygir, hiç oynanmadı, her şey orijinal.
şu an, yani şu ana kadar daha hiçbir şey yapmadık. Belki bundan sonra bir şeyler yapabiliriz. Ama o tabii arabanın yapım aşamasındaki ilerlemeye göre belirlenecek olan bir şey. Anıl da geliyor bak. Ama arabayla 220'yi vurduk. Bana mısın demedi. Sadece Anıl egzozdan bayağı bir duman geliyor dedi. Sen ne yaptın dedi. Dedim hiç. 6000 devire getirdim arabayı. 5. viteste 6-3000 devire. Dedi belli. Egzozdan bayağı bir kara duman geliyor dedi. Ama gerçekten bak, böyle bir araba için de hala çok rahat. Sadece altında 18'lik jantlarımız var. Keşke onları 17 yapsaydım ya da 15 taksaydık, altında 15'lik. Daha rahat olurdu böyle uzun yol için. Şu an 180 rahat gidiyor yani. Depomuz yarıdan biraz daha aşağı indi ve 450 km'yi devirdi. Yani yakıt konusunda da gerçekten şu ana kadar bir sıkıntımız yok yani. Güzel gidiyor. Ben herhalde bir dolu depo 400 km'yi zor görürüz bu arabayla diyordum. Ama 160-170 ortalama gelmeyle daha hala yani yakıt tüketme konusunda gerçekten araç süper. Anıl bak geliyor, yırtılı aslan parçası. Gel lan! Yırtıl! Evet arkadaşlar, Praha'nın içinden doğru böyle geçiyoruz. Çok kamera var. Zaten önceki videoda bunu şöyle söylemiştik. Sinan'la, Yasin'le yine bu yoldan gelmiştik. O zaman da söylemiştik zaten. Buralarda çok kamera var, dikkat etmeniz gerekiyor. Traje kontrolü çok. Hız sabitleyicine takacaksın arabanı. Tabii bizde yok o maalesef bu arabalarda. Usul usul gideceksin. 50 yazıyorsa 50, 80 yazıyorsa 80, 100 yazıyorsa 100. Zaten aralıklı kameralar var. Radar uygulaması, uygulamaları da bunu gösteriyor. Yani Hollanda'da olanlar Flitmeister kullanıyorsa veya herhangi bir yolcu Waze uygulamasını kullanıyorsa bu zaten belirtiyor her yerde. Bunları kullanın. Dikkat edin. Vinyet almayı unutmayın arkadaşlar. Cezası çok yüksek. Yani online de olsa yok online yapamıyorum ben. İlla para verip hani böyle elime kağıt parçası almak istiyorum diyenler vardır illaki aramızda. Onlara da aynısı geçerli. Unutmayın. İlk veya Almanya'da son benzinlikte olması gerekiyor. Bunu alabiliyorsunuz. Alın. Sonra başınıza daha büyük mevralar bela olabilir. O yüzden dikkat edin. Biz şu an ilerliyoruz. Biraz da yoğunluk var tabi. İş saatleri arasında çıktık yine biz yola. Hem Almanya'da olsun hem burada olsun biraz takıldık. Ama şükür öyle uzun beklemeler olmadı. Şimdi ilerliyoruz bakalım. Büyük ihtimalle zaten çekten sonra da macera gireceğiz. Evet arkadaşlar, birinci depomuzu bitirdik. Aynen. Değil mi? Bitti gitti. Yardırdık böyle. Yardırdık. Ama aynen. Gerçekten yani tuhaf bir durum. Yani ben şok oldum. Benim araba bu depoyla 650 km geldi. O da bastık. Yani hiç 160-170'den aşağı inmedik. Ya. Yani biraz daha yavaş gelseydik 130-140-700 km'yi kesin devirirdi bu depo. Mutlaka. O değil de hava güneşli değil, bir şey değil. Yağmur yağıyor. Sen güneş gözlüğü takıyorsun. Ne iş? Karizmayı çizdim oğlum. Ya ama şaka baka millet böyle bir tuhaf bakıyor ama vallahi. Ayarlı güneş gözlüğü olduğu için bilmiyorlar. Şimdi içeri gidiyorum böyle güneş gözlüğüyle, millet tuhaf tuhaf bana bakıyor. Neyse güneş sen tak ya. Hava çıkardı mı bir şey görmüyorum. Kars 36 yeter ya. Tabii. Baksana plakaların üzerine bile onu işledi ama gerçek anlamı E36 değil mi? Aynen E36. Aynen bende de E36. Bakalım bu depomuz kaç euro tutacak? Yine 1500 litre. 60 litreye yakın yakıt almışız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar yakıtlarımızı aldık. Benim depo aşağı yukarı 60 litreyle doldu yine. 113 euro 50 kuruş tuttu. Burada euro ile ödeyebiliyorsun tabii ki, onu da ödedik. Şu an arabalarımızı atladık, yola çıkacağız ama bak Anıl'ı solladığımız zaman görüntü aynen bu bak. Yandan geçiyorum. Bak. Sabahın saat 7'sinden beri böyleyiz arkadaşlar. Saat 10'da yola çıktık. Şu an saat 5'e 10 var. Sabahtan beri böyle bak. Bak. Başka bir şey yok. Aynen böyle. E36 nargile gözlük. Sana bir de şuraya böyle havalandırmanın oraya böyle bir nargile takıyorlar ya, böyle fokurdatıyorlar böyle gogogogo diye. Onlar aldık mı? Tamam. Tamam. Tamam hadi yola devam ediyoruz. Tamam hadi. Sen
Zararlı lan, zararlı. Kötü örnek bak bu arkadaşlar, kötü örnek bu. Almayın bu örnek. Hadi bakalım yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yağmur başladı. Evet arkadaşlar, yaktığımızı da aldık. Maşallah araba var ya, bir kere de çalışıyor sıkıntısız. Şunu şöyle şuraya yakalayalım. Allah. Hadi bismillah. Demek ki boşuna kara duman atmıyormuş araba. Yağ gidiyor. Arkadan yağ gidiyor, haberimiz yok. Yağ gidiyormuş vallahi, içeride yağ kalmamış arkadaşlar. Bir lamba yandı söndü, hemen bir kenara çektik. Dedim Anıl'a, Allah Allah bu yağ lambasını yaktı söndürdü. Mundar etme, mundar etme. Hemen bir yağımızı takviye edelim. Bakalım. İnşallah yağ yakmıyordur Anıl. Yoksa... İnşallah. Yoksa arabayla uğraştıracağız. O böyleyse o zaman yüz anca gideriz biz yani. O da iş değil ya. He? Şey fark ettim. Ne fark ettim? Güneş gözlüğümü çıkardım. Ne? Güneş gözlüğümü çıkardım. He, vallahi çıkarmış. Helal olsun. Baktım durumdayım. Hemen çıkarayım dedim. Baktım daha fazla. Daha fazla laf işitmeden ben en iyisi çıkartayım dedim, öyle mi? Yani Slovakya'ya girdik zaten. Buradan bir de vinyet almamız gerekiyor. Yani. Vinyetimizi de alalım, ondan sonra yola devam edelim. Kaç saat yolumuz kaldı da? Aşağı yukarı benim navigasyona göre saat 5'te Edirne Kapıgül'deyiz. İnşallah. Ama tabii bir yerde durup dinlenmezsek. Senin durumun nasıl? Benim durum gayet iyi. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Tamam, okey. Müzik devam. Olsun gerisi önemli. Devam. Disco devam. Oh yeah, off road. Ya yok. Yine mi yok? Yeah. Oh yeah, ya yok. Evet arkadaşlar. Anıl. Ne oluyor lan? Evet. Bir yerde yine bir şeyler oldu. Vallahi billahi. Hiç eksik evet. Değil ha. Şeyden Slovakya'nın vinyetini de aldık. Değil mi? 10 euro aldık. Anahtarı mı arıyorsun? Araba başı 10 euro arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 250 km falan burada toplam yol kat ediyorsun. Ama bu vinyeti almazsan sıkıntı çıkabilir. Sonra öperler. Değil mi Anıl? O yüzden şimdi yolumuza devam edeceğiz. Yağımızı doldurduk. Araba biraz yağ yakıyor Anıl. Bunu artık baktıracağız Türkiye'ye gidince. Yakıyor mu? Nereye gidiyor? Onu bilmiyoruz ama. Bakıyoruz. Bir yerde yağ lekesi yok ama yağı dolduruyoruz. Çıbağı vurmuyor. Buradan sonra yolumuza devam edeceğiz bakalım. Artık besmileyi çek. Çek besmile. Tamam. Ondan İnşallah. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Buradan sonra zaten şeye gireceğiz. Macar'a gireceğiz. Macar'ın da vinyetini Macar'a 20 km kala falan alırız. Aynen. Bir de bunun yağını kontrol ederiz yine. Ondan sonra aynen. Yolumuza devam ederiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sen şu bizimle değil ama yine gönlümüz bir... Yine aynı yollardayız ama farklı yollardayız. Biz de şimdi Slovakya'ya girdik ha. Neredesin sen şimdi? Slovakya'ya girdik. Daha yolda mı senin? Yola yardım olmuşsun. Yok ya, geldik şuradan şurası ya. O değil de daha demin ben bir live geldim. Life'ı yarıda kesmek zorunda kaldım. Motorda yağ kalmamış. Uçuruyormuşuz ağlasın arabayı. Hadi. Valla. Sen arabaya bakım yaptın adamı. Valla Anıl yaptırdı. Anıl malzemeden kaçmıştır kesin. 5 litre yağ yerine yarım litre yağ doldurmuştur o.
yol parasını demek ki oradan çıkardı. Ya vallahi yağ dolduruyorum, çubuğa değmiyor. Yağ dolduruyorum, çubuğa değmiyor. Herhalde bizim parayı beğenmedi. Ya vallahi artık nereye gidiyorsa bir yerde yağ izi de yok. Kardeşim araba yağ yakmazdı. Vallahi araba yağ yakıyor da bu kadar yağ yakmayı da beklemiyordum hani. Tabii canım biliyorum. Arkaya bir tane daha bağlarsın, beni götürürsün, sıkıntı yok. Biri diyor müteahhit malzemeden çalmış diyor bak. Yok canım arkadan tıpış tıpış geliyor. O değil. Arabayla 220-230 gidiyoruz. Sağlardan falan geçiyorum böyle artık. Hani insanı böyle çileden çıkarttılar. Meğer arabada yağ yokmuş. Zaten o da yarım sallanıp duruyor. Yarısı boşta. O değil, zaten tampon düştüğü zaman direkt Anıl'ın üstüne uçuyor, kucağına. Ya bakalım. Biz de böyle bir işe girdik ama. Ne oldu? Ha, benim tavan. Ben de kafa anladım. Ben de kafama bakıyorum böyle. Yo, benim tavanın döşemesi sarkmış. Eski sahibi de sökmüş. Demiş hani bak tavanın arkasının altında bir hani sıkıntı yok. Ben de zaten alkantara yapacağım büyük ihtimalle. Temiz yere duruyor böyle. Güzel yaptım ben ya. Yapmışken. Ara sıra kemiriyorum böyle acıkınca. Kalmaz. Yağı da zaten ben ufaktan indiriyorum, sen haberi yok. Anıl, Allah'a şükür ikinci kontrolden sonra yağ eksiltmemiş. Değil mi? Sen geçti. Yalnız çok teknik güzel bir arızamız var. Anıl diyordu ki daha 200-250 kilometremiz var Macar'a girmek için. Bir de baktık, evet. 20 kilometre sonra Macar'a giriverdik böyle hemen. Yanlış hesap. Hesap kitap. Anıl, senin matematik hocanı var ya. Matematik hocam bakıyorsa bize şimdi selam versin. Yorumlara kendini belirtsin. Anıl'a iyi ders verememişsin. Yok, şaka maka, biraz şaftımız kaydı herhalde. Ondan... Azmaz yani. Sabahın köründen beri koşturuyoruz. Allah. Ama yolumuza devam edelim. Sağ salim yine bir sıkıntımız yok değil mi? Uyku falan ne durumda? Yok, uyku falan yok da ya? İşte bu yağ sıkıntısı bizim canımızı sıktı ama sinek mide bulandırır. Aynen. Bodrum meydan diyorsun öyle aynen mi? Hadi tamam. yola devam edelim aynen o zaman. Sen de kışlıkları şimdiden takmışsın. Mantıklı. Yani. Mantıklı. Çünkü büyük bir ihtimal bu araba kışa doğru bitecek zaten. Anıl. Yaktın bizi Anıl, vallahi yaktın. Ne o ikide bir? Oğlum yakıttan çok yağ alıyorsun lan arabaya. Elhamdülillah, çok şükür. Şeytan kulağına kurşun, ben memnunum. Benim evet. Araba bir şey yok. Ben de arabada diyordum ki Anıl bana çok sağlam araba seçmiş filan. Benimki seninkinden daha hızlı gidiyor filan. Ha, öyle yapıştırırlar işte, gördün mü? Valla bak, bunun ambalajı var. Öbürsün ambalajı da bu ikinci payı. Vardı ya. vardı. Ambalajını ben çıkardıydım onun. O değil de burada yakıtımızı da aldık. Mehmet, sen bastıkça arkadan kara kara dumanlar çıkıyor lan diyorum. Ne oluyor Mehmet, sen motor yardım et, imdat diye bağırıyor. Baksana evet. Burada yakıt, Macar'da yakıt fulledik yine. Abi ya. 51 litre aldık. 110 yok pardon 100 euro ödedim. Yok 107 euro ödedim. 20 euro da bu dandik yağa verdik. Şuna bak. 20 euro ve dediğin gibi dandik ya. Bu MV'nin yağısı da. Hı. Bundan sonra 15 kilometremiz var. Ondan sonra Sırbistan'a giriyoruz. Aynen inşallah. Allah izin verirse. Ondan sonra durmak yok değil mi? Uyku durumu falan nasıl? Ya, uyku durumu yok da benim tek kafama takılan bu araba. Neyse, bu arabada sağ salim varırsa artık. Allah'ın izniyle varız ya, sıkıntı olmaz. Bu arabanın motoruna izine baktırmamız lazım. Yani bu motoru buradan söktürüp yerine bir iki GZ taktırmamız gerekiyor. Ne diyorsun? Ayrediyorsun. Ben hemen fişekliyim, ben de hemen gaza gidiyorum. Sana kitlerim bu motor fiyatını abi. Haydi lan, ne yapıyorsun yine? 13-14. Galerici olunca arabalara bakılıyor.
Ben sana dedim bak bu araba dedim çekiciyle gelmiş oraya. Nasıl geldi? Hadi arabasını park etti. O soldaki plakasız nasıl geldi? O zaman bir sağ tarafa baktık. Hiç plakalı araba yok dedi. 14 tane plakasız araba. Nasıl oluyor ya? Benzerlerinde bu kadar araba yok. Hadi yürü ya. Vallahi deli ya. Evet arkadaşlar. Macaristan'a çıktık. Şu an Sırbistan'a doğru gidiyoruz bakalım. Burada sorun yapmadılar ama zaten ülke çıkışı. Niye sorun yapsınlar ki? Asıl problem şimdi Sırp'ta girerken ne yapacaklar? Onu merak ediyorum. Hadi beraber görelim bakalım. Evet Anıl, Sırbistan'a giriş yaptık. Vatana millet hayırlı olsun. Sıkıntısız girdik. Aynen, sıkıntısız geride bıraktık arkamızdaki gümrükleri. Şimdi önümüzdeki gümrüklere doğru. Telefonun internetini kapat. Kapattım hemen. Hiç beklemem öyle şeyde. Aynen, yoksa sıkıntı vallahi. Yazar. Haşırt. Hem de nasıl? O yüzden bir bakalım az sonra benzinle durduğum zaman bir kart alırız olmadı. Ya bakalım. Zaten bakalım. Ben geri Hollanda'ya gidince Vodafone'a geçeceğim. Vodafone'a? He. Başlarım böyle Timo böyle. Vodafone'cular evet. Hep her yerde bedava kullanıyor. Türkiye dahil. Hak veriyorum sana. Aynen. Ben yürü be Mehmet. Ha, yürü be kim tutar. Hadi görüşürüz bakalım. Sırbistan'a girdik gireli. Böyle yol tamiri var. Gelişli gidişli yapmışlar bu gidiş yolunu. Karşı yolda herhalde yine asfalt döşüyorlar. Böylelikle yine böyle bir şey bize dek geldi. Ama bu galiba ayarlı olan bir şey. Kalabalık dönemi atlatıp asfaltı falan yenilemişler galiba. Bu en son yaz gidenler tabii biliyordur bunu. Ben arabayla gitmediğim için bir şey diyemeyeceğim bu konu ama hakkında ama şu an hep böyle Sırbistan'a girdik gireli. Tek taraflı yol, gidişli gelişli. Allah'tan yollar sakin, böyle ilerliyoruz ama hoş değil tabii ki. Yapacak bir şey yok, buna da şükür. Yolumuzda ilerliyoruz. Anıl, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Saat 5.30 arkadaşlar. Evet, anam. Şöyle bir sıkıntı oldu. Biz 1.5-2 saat önce bizi Sırbistan'da polis durdurdu yolun kenarında. Değil mi? En çok gümrükten korkuyorduk. En çok gümrükten. Olay gümrükten sonra ne oldu? Asıl olay gümrükten sonra ne oldu arkadaşlar? Yolun kenarında polisler bizi durdurdu. Az kalsın öpüyordu. Saat 7.30'da bizi bekleteceklerdi. Ben biraz dikleştim ama Anıl yine tatlıya bağlamaya çalıştı. Ama pek tatlı olmadı. Yine geçirdiler yani. Neymiş? Tırı sollanmışız filan. Doğrudur, yapmışızdır. 220 euro araba başı ceza yazacaklardı bize. Saat 7.30'da. Bir de pasaportları vermiyorlar. Pasaportları şey da el koydular. Yok, pasaportları sabah 7'de alırsınız. Neyse dedik artık o zaman ben de biraz kızdım. Yani olacak iş mi? Adam dikilmiş oraya tepeye. Oradan herkesi dikizliyor, cambazlıyor. Öyle iş mi olur? Neyse. Velhasıl kelam azıcık harçlık verdik polislere. Adam parayı alınca öyle bir sevindi ki. Maruzu görmüş ki. Adam maaşını verirsen oraya bahşiş olarak. Adam ne bir daha çalışmaz. Herkesin günde 4 tane euro toplasa yeter. Biz çok cömertiz o konuda. Senden çok para kazanır. Valla. Neyse şimdi yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. Edirne Kapıkule'ye bir 4.5 saatimiz falan kaldı. 5 saatimiz kaldı işte. 500 kilometre diyor. Fazla hızlı da gidemiyoruz. Arabaların yani motoru sayesinde ne olur ne olmaz gibicesine. Temkinli gidiyoruz yani. İnşallah sağ salim varacağız hanım. İnşallah. Benim arabanın motorundan pek şüpheliyim ama. Maşallah. Radacak vaziyet. İnşallah. Başımıza bela açmasın. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Bulgar'a kaç kilometre kaldı? 3 kilometre. Atacağım da yine tutmayacak. Neyse biz en iyisi yolumuza devam edelim. Navigasyon ne diyorsa biz ona uyarız artık. Yollara geri düştük. Daha önce söylemiş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle bir polis davası geçti işte. Sıkıntı olmadı. Yine hallettik. Hani işi tatlıya bağladık. Yollara geri çıktık ama 17-18 saat araba sürdükten sonra bayağı bir yorulduk. Tek şoförde olunca ister istemez anla dedim otele mi gidelim yoksa kenarda kestirelim mi? Otele gidersek yani biliyorsunuz arkadaşlar vücut böyle bir rahat yatağa
döneceğiz. Dedik fazla zaman kaybetmeden o zaman olmadı şöyle bir yarım saat, bir saat bir kestirelim. Yeterse yeter, yetmezse yine otele geçeriz dedik. Çünkü Sırbistan'ın bu tamir yolları, bak daha hala tamir yolları var. Bir tuhaf. Sonra başka bir yere sapıp da oradan geri yola çıkmaya çalışmak falan bayağı bir zaman kaybımız olabilir. Randevumuz da var, arabaları garaja bırakacağız işte. O bakımdan bir benzinliği çektik. Zaten Sırbistan'da benzinlikleri de biliyorsunuz hep polis zaten bekleme yapıyor. O yüzden bayağı güvenilir yani, kolay kolay başına bir iş gelmez. Öylelikle bir saat falan kestirdik, dinlendik, gözlerimizi dinlendirdik. Allah'a şükür geri yollara düştük. Şu an gidiyoruz bakalım, tam olarak 500 kilometrelik bir yolumuz kalmış. Biraz sonra zaten Sırbistan'ın gümrüğünü göreceğiz. Çıkışını yapacağız inşallah. Ulaştan giriş yapacağız. Ne oldu lan? Niye akışlıyorsun? Sırımsız geçtik. Şükür, şükür. Çok şükür. Hadi bakalım. Arabanın kağıtlarını istiyor mu diyorum? Yok. Adam şöyle bir bakış attı ki hadi şuradan bir kaybolduk. Aslında bir aslında içinden bir küfür etti de ama onu şimdi biz söylemeyelim, bize yakışmaz. Boş ver. O tarzdan baktı yani. İyi hadi bak. Şimdi bakalım Bulgar'a giriş nasıl olacak? İnşallah. Evet. Bulgaristan'a girmiş de bulunuyoruz. Girdik. Allah'a çok şükür. Gümrükte hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ehliyet bile sormadılar arkadaşlar. Bu arada benim ehliyetim zaten geri geldi. Birkaç video öncesinden söylemiştim. Ehliyetimi aldılar falan diye. Ehliyetimi geri ben aldım. Haksız yere benim ehliyetimi aldıkları için, ellerinde de pek bir delil olmadığı için, sebep olmadığı için ehliyetimi geri gönderdiler. Çok şükür ehliyetimizi geri aldık. Zaten bu Türkiye için de ehliyet gerekiyordu ama hiçbir gümrükte ehliyet sormadılar arkadaşlar. Yani ehliyetim olmasa bile demek ki gümrüklerden rahatlıkça geçiş yapabilecekmişsin. Dikkat çekmediğin sürece. Şöyle bir sıkıntı oldu sadece Bulgar gümrüğünde de. Adam bagaj açtı. Bagajda 2-3 tane kamera var. 360 derece bizim Türkiye'deki eve kamera almış babam. Onu gönderdi benimle. Bunun faturası var mı? Bilmem neyi var mı? Şuyu var mı? Buyu var mı? Yok dedim ben de. 5-10 euroluk kamera falan dedim. Öyle geçiştirdik ama tamam iyi geçti dedi. Yani ne prensipe uyuyorlar ne de yapılması gerektiği gibi uyguluyorlar. Yalancıktan işte oradan bir iki naz yapsa 5-10 euro da oradan kopartabilir miyim diye böyle bir ayak yapmaya çalışıyorlar işte. Ama çok sıkıntısız geçti. Kontrol de etmediler. Bir şey de yapmadılar. Vinyetimizi direkt Bulgaristan'ın girişinde aldık. Ama bunu online da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz. Aşağı yukarı her vinyeti, her şeyi, yol parasını online ödeyebiliyorsunuz. Sadece Sırbistan hariç bence. Onu da oradan aldık. 8 euroluk bir masraftı. Bir de oradan sağ olsun Muhammed Usta diye Viyana'dan bir takipçimiz, bir abimizle karşılaştık. Ona da buradan bol selam söylüyorum. Sağ olsun. Olur ya, Viyana'da işiniz düşer, arabanız arızalanır vesaire, her daim yardımcı olurum diye oradan da destekliyor kendisi bizi, sağ olsun. İlerliyoruz bakalım. Bulgaristan'a girdik, Sofya'ya doğru şimdi yol alacağız ama biraz sonra yakıt almamız gerekiyor. Bir duracağız, bir şeyler yiyelim, yakıtımızı alalım, ondan sonra da yolumuza devam edelim. Zaten bir 360 kilometrelik bir yolumuz kaldı Türkiye'ye. Yollar yine burada tamir. Bulgar, her zamanki Bulgar. Girişlerde, çıkışlarda böyle bir yol tamirliği oluyor. İnşallah az sonra düz yola geçeriz. Ayrıyeten Bulgar gümrüğünde size söylemiştim. Kamerayı kapatacağım çünkü bundan önce işte bayağı bir kontrol ettiler bizi. Bayağı bir uğraştırdılar. Hemen ilk gelip baktı zaten GoPro'lar, çalışıyor mu kamera, görüntü alıyor musun, almıyor musun filan diye hemen zaten konuşmalar yaptı adam. Of. Ulan Ceylan'ı ezmişler lan, biz de üzerinden geçtik.
Yazık hayvanlara ya. İşte kameraları kontrol etti vesaire filan derken iyi ki de açmamışım bak. Yoksa ona da bir ton sıkıntı yapacaklar. Niye çekiyorsun? Yasak filan. Ki haklılar zaten. Adımları o yapan oyu asmış. Yasaksa yasaktır. Yapacak bir şey yok. Şu an ilerliyoruz. Allah bizim ve herkesin yolunu açık etsin. Şu anda Pirot Dağları'nın etrafında dolanıyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda şuralardan aşağı doğru inerdik. Bundan 3-4 yıl önce daha o yollar kullanılıyordu. Ama artık yeni otoyolu süper, kaymak gibi. Yani adamlar çok güzel yeni otoyol yapmış. Bunlardan mesela böyle güçlü, yüksek beygirli arabalarla geçtiğin zaman gerçekten muazzam gidişi var. Zaten M5'le falan gereken buradan geçmiştik. O zaman da bu yolu kullanmıştık. Ama Pirot Dağları'nın, gerçek Pirot Dağları'nın arasından da aşağı inmek bu arabayla başka bir zevk olurdu. Şu an tabii pek zevkli olmaz. Motoru biraz sıkıntılı. Yani tam olarak ne yapacak, ne yapabilecek belli değil, kestiremiyoruz. O yüzden sabit, stabil yollardan gitmek daha mantıklı. Ama geri dönerken bu araba Allah izin verir de taslama yapılmış olduğu zaman geri döneceğiz inşallah. O zaman büyük ihtimal bu Pirot Dağları'nın arasından bu arabaya inmek isterim. Asıl o zaman bu arabanın zevki çıkar tabi, tadı çıkar. İnşallah istediğimiz gibi olur da o dağlardan da geçmek nasip olur bu arabayla. Video için de güzel olur. Hatıra kanalımızda kalır. Anıl ne diyor ya? Anıl. Do 2000 година. Най. До 2000 година бяха немците М. След 2000 година Бокук. Abi diş bokuk. Hayır. Maşallah. Bak maşallah lan. Ben ve Bey'i Opel'i. Hayır. Ben ve Bey'i bokuk abi. Tamam oğlum kes. Kes atçını ya. Arabama laf söyletmem lan. Kapçık ağzı seni. Seni kapçık ağzı. Germana gitti. Adam da geldi lafını çaktı gitti ya. Hep senin yüzünde bak bunlar. Beni bulaştırdın BMW'ye. Adam bokluk. Oğlum. Adam ama alayına gittim. Mercedes. Dayı. Evet arkadaşlar. Dördüncü defamızı da doldurduk. Bulgar'dayız. Şimdi Sofya'ya doğru ilerleyeceğiz. Aşağı yukarı bir 350 km'miz falan kaldı işte. Ya fazla şey kalmadı. Anıl arkadaşlar, Anıl diyor ki bura yerleşim alanı çok güzelmiş falan. Bak evlere bak şurada. Villa yapmış adam bak şuraya görüyor musun bahçesini? Hı hı. Şu arkada da var. Tamam. Tamam ben karar verdim. Hollanda'ya geri döneyim. Ben bu Bulgar'a yerleşmeyi planlayacağım tamam mı? Temelli. Kapçık ağzı dedi. Germandan sonra Bulgaristan be ya. German. Neyse biz burada fazla oyalanmadan, bunlara için ayak uydurmadan buradan bir tüyelim. Hadi babam hadi. Bir gidelim biz. Bas bas bas! Evet arkadaşlar, Bulgar'ın da sonuna geldik. Yollar çok güzeldi. Çok rahat geçtik. Bulgar'da gerçekten bu sene, yani bu sefer en rahat yolculuğumu Bulgar'da yaptım. Yani yollar gerçekten tertemiz, kaymak gibiydi. Süzüle süzüle geldik. Şimdi Bulgar'ın gümrüğünden çıkış yapacağız. Yoğunluk da yok. Artık bir dinlenmeyi hak ettik yani. 4-5 tane değil, bayağı varmış. Anıl hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. İyisin ha vallahi. Kulaklarıma geliyor bak. İyisin ha, iyisin, iyisin. Yırttık ha. Yırttın yine paçayı. Hadi bakalım. Vatanımıza giriş yapalım hadi. Yine bir sulayalı yaptık.
yaptık ha. Yaptık yaptık. Sağ salim yaptık yani. Evet arkadaşlar. Çok şükür Bulgaristan'ı geçtik. Aha arabamız dezenfekte ediliyor. Benimki yetmedi. Neyse zaten benimki pek kirli değildi. Bakalım burada yoğunluk durumu nasıl? Anıl, he? Bizim yeğenler bak tam burada işte drift çekmiş. Benim yeğen değil de benim yeğenin tanıdığı bir oğlan. Şurada. He. Burada arabalarını el koymuşlardı işte. Bu burada değil, arkada çek sandalım da burada niye çekiyor? Valla burada çekmişler işte. Adam çok çabuk gaza geldi. Hele bir gümrüğü geçseydi. Ya da gümrüğü geçten sonra ama her ihtimale karşı bu burada yani bu alanda yaptılar. Arabayı verdiler mi geri? Daha çok uğraşmaya hani uğraştılar çok. Uğraşmak zorunda kaldılar. Hatta benim yeğenine giden oğlan haklıydı yani. Onun arabasını haksız yere almışlar. Geri aldı ama şimdi o da mahkeme davasıyla uğraşıyormuş. Ama öbür oğlanı büyük ihtimal bayağı cezalandırdılar. Arabayı ne kadar sonra verdi? Bilmiyorum ki vallahi arabalar herhalde burada 9 ay mı ne kaldı? Düşün değdi mi? Ya. Bir drift için anladım. O da sen yolda geldiğin birisi yapıyor hani yol arkadaşın aslında. Yeah. Ama senin araba olarak onunla eşlik ettiğin için seninkini de götürüyorlar. Hadi bakalım şurada. Kombi paket. Kombi paket. Şurada bir molamızı verelim, ihtiyaçlarımızı alalım, yapalım, görelim. Ondan sonra Türkiye'ye girince devam. Evet arkadaşlar, Edirne Kapıkule'den işlemlerimizi yaptık. Tas tamam geçtik. Biraz uğraştırdı ama ilk defa olduğu için bunu da hallettik arkadaşlar. D3'ten şu arkamızda bak D3 araç sigorta, vekaletname olsun, vergisi olsun, şuyu olsun, buyu olsun hepsini taslamamı hallettik. Ananın Türk kimliği olmadığı için ananın arabası 3 aydan fazla duramaz. 3 aydan fazla durduğu zaman en fazla 3 ay daha durabilir. Onun da 1410 TL cezası var. 1410 TL cezası yani varmış. Maksimum 3 ay. Ondan sonra hani normal şartlarda 3 aydan fazla duramazsın. Ondan sonra bir 3 ay daha aksatabilirsin ama cezasını ödüyorsun. Yani toplam 6 ay. Benim Türk kimliğim olduğu için benim araç benim üzerime kayıt olduğu için ben 2 ay durabiliyorum bu araçla burada. Pardon 2 sene. 2 ay nereden çıktı abi? 2 sene durabiliyorum. Araca sigorta yaptık. Normalde bizim sağ olsun bir sigortacı var Anıl'ın. İsmini söyleyeyim mi? Boşver söyleyeyim. Boşver salla. Sigortayı ters yaptığı için normal şartlarda sigortamız geçerliymiş ama sigortayı yeniden yaptırdık. 53 mü 54 euro gibi bir fiyat. Sorun değil, yeter ki işimiz hallolsun. Şimdi buradan Tekirdağ'a doğru ilerleyeceğiz. Aynen. Ananın evine doğru. Bir dinlenelim, bir kendimize gelelim. Ufak tefek arabaların göstermemiz gereken şeyleri var. Onları gösterip Ankara'ya gideceğiz. Aynen. O yüzden şimdi sağ salim artık ülkemize giriş yaptık. İlerleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, İstanbul'a doğru ilerliyoruz. Bir de yollar boşken bir hız denemesi yapalım. Bakalım olacak mı? Şu an 170 180 önümüzde alın gidiyor.
motorda yağ kalmadı. Hadi yarışalım. Yok bro, sen araba motor gibi gibi abi. Yeter, adam uçuyor. Ben basmıyorum mağazadan bile. Şimdi ne olur ne olmaz gençten de motoru elimize, kucağımıza almayalım. Ama motor, anılın motoru gerçekten temiz yani. Arabanın motoru şeyden kulağına kurşun. Allah'a şükürler olsun, sağlam. Benimkine de baktırırız. Muhtemelen ufak bir şeydir, onu da hallederiz zaten. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Yolumuza devam ederiz derken projemize devam ederiz yani. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2300-2400 kilometre sonra o civarda aynı istikamete geldik. Tekirdağ'a geldik. Anıl'ın mekanı. Mekanı. İlla bize uğrayacağız yoksa olmaz dedi. İlla Tekirdağ. İlla başka bir şey değil mi? Tekirdağ başka bir şey. Arabalarımızı görmüş olduğunuz gibi buraya park ettik böyle sahilin kıyısında. Nasıl geçti Anıl? Anlat. Vallahi yolculuk iyi geçti çok şükür. İşte bu bir yağ sıkıntısı falan vardı. Evet. Onu yapacak bir şey yok artık. O da işte eski araba, yapacak bir şey yok dediğin gibi. Ama yollar boş olduğundan dolayı iyi geçti. Dolu olsaydı belki bu kadar rahat gelemezdik. Evet, öyle yollar diye. Gerçekten çok rahattı. Ben memnun kaldım. Sadece şu jantlarımız bir inç daha küçük olsaydı ya, bence çok güzel, başarılı olacaktı. O, ama o konuda ben rahattım. Seninkisi 16 idi. Ama şimdi bir de çok önemli bir nokta var. Bunu da söylemek lazım. Yolda gittiğin yol arkadaşın da çok önemli. Bu yönden yani gerçekten çok İyiydik, memnunum. İyiydik değil mi? Oo süperdik bro. Kafa dengi. Yani kafa dengi. Fren yok, hep gaz. Hep gaz. Ama sıla yol değil, çile yoluydu sanki. Ya biraz öyle oldu. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu videonun tabii bir sponsoru var ve o sponsoru Aket. Evet arkadaşlar, Aket. Böyle bir düşünce yaptık dedik. Bu masraflar Aket karşılasın. Öyle de olacak. Öyle Aket oldu. Ne yapıyor? Aket döner prodüksiyon firması. Evet. Ayrıyetten et ürünleri satıyor. Yani etle ilgili her toptan şey, satıyorsunuz ama değil mi? Aynen, toptancıya ve döner dükkanlarına satıyoruz. Evet. O konuda satış işte her uzman, türlü her türlü yardımcı olur. Her türlü Aket Anıl'a mesaj atabilirsiniz, telefon açabilirsiniz değil mi? Aynen. Instagram'dan yazın. Sabah akşam yeter. Gece hiç fark etmez. Her hiç türlü Anıl'ı uyandırın. Uyandırın. Yeter ki iş olsun. arkadaşlar bu video da böyleydi. Beğendiyseniz şuradan beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bence bu video güzel bir like getirmesi yani, gerekiyor değil mi? Yani böyle bir arabaların bu kadar yol yaptık. O kadar da olsun değil mi? Aynen. Arabaları zaten önce çekeceğiz before after'ını. Size göstermiş olduğumuz gibi aynı şekilde araçlarımız sağ salim geldi. Biz de artık bu manzaranın eşliğinde bugün burada dinleneceğiz. Ondan sonra yarın yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapat la kapat.